Şimdi Pascal üçgeninden bahsetmiştik geçen dersimiz. Pascal üçgeni. Bu neydi, nasıldı? Bir şöyle tekrarla bir başlayacağız, tamam mı dersimize? Şöyle ki, mesela bir, bak şimdi, bir bir. Şimdi bir bir daha iki. Buraya bir bir. Bir iki daha üç. İki bir daha üç. Bir bir. 1, 3 daha 4, 6, 4, 1, 1. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor, tamam mı? Bunlar ne işe yarıyor? Bak, onu da verelim. Mesela şöyle bir soru düşünün. X artı y'nin karesi neye eşitlenirse, bak bu şöyle yapılacak. X kare, x üzeri 1, x üzeri 0, y üzeri 2, y üzeri 1, y üzeri 0, 1, 2, 1. Şimdi burada bunları düzenleyeceğim ben. Eşittir, eşittir, eşittir. Bak. Bir kere x kare çarpı 1. Şu y üzeri 0, 1 ya. Bir kere 1, 1. 1'i yazmıyorum. 1'i yazmıyorum. X kare yazıyorum. Şimdi bu y, bak 2 kere x kere y. 1 kere 1, bu x üzeri 0, 1 bu sefer. 1 kere 1, 1. Bir kere y kare, y kare. Buranın eşiti x kare artı 2xy artı y kare arkadaşlar. Bu kadar. Soru bitti. Bu 1, 2, 1, 2 nereden geldi? Onu da hatırlatayım ben size. Göstereyim. Bak. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Pascal üçgeninden geldi. Şimdi başka bir soru çözelim. Bak. X artı y'nin küpünü yapacağız şimdi. Bak, nasıl yapacağız şimdi? X küp, x kare, x üzeri 1, x üzeri 0. Y küp, y üzeri 2, y üzeri 1, y üzeri 0. 1, 3, 3, 1. Bunu nereden biliyoruz 1, 3, 3, 1'i? Göstertiyorum. Şuradan biliyoruz. Şu üçüncü kuvvet burada 3 olduğu için 1, 3, 3, 1'i alıyoruz. Bu kadar. Şimdi düzenleyelim yavru ceylanlar. Düzenle. Bura neye eşit? X küpe eşit. Burası 3x kare y'ye eşit. Burası 3x y kareye eşit. Burası y üzeri 3'e eşit. Bunları da yan yana yazacağız. Şimdi isterseniz direkt şuraya da yazabilirsiniz. X küp artı 3x kare y artı 3xy kare, tamam, artı y küp, bu kadar, bitti, tamam, buraya kadar. Eğer, bak şimdi, eğer bize soru mesela deseydi ki burayı eksi verseydi, o zaman artı eksi artı eksi diyecektik. Tabi bunlar da artı, eksi, artı, eksiden nasibini alacaktı. İşte tamam, şu an öğren işte. Yeni anlatıyorum bak burayı. Bak buraya bak. Sonra yazarsınız. X, dur oradan şey yapmayalım. Bak şimdi. O zaman size x eksi y'nin küpü nedir derlerse, bak şimdi. X eksi y'nin küpü nedir derlerse, o zaman sen aynı bu satırı yapacaksın. Uzun uzun bütün bu işlemleri yapacaksın. Fakat artı eksi artı eksi yapacaksın. Yani x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp, bu kadar. Yani eksi olunca tek fark artı eksi artı eksi atıyorsun. Tamam mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Mesela x artı 2'nin küpü nedir? Bunu yapalım. Şimdi bu birinci satır neye eşit yavru ceylanlar?
x küpe eşit. Bak, 1 kere x küp kere 1. İstersen ben bir satır daha yazarım sizin için. Bak, budur, bu kadar. Burası bak, 3 kere x kare kere 2, 6x karedir. Burası ne? 3 kere x kere 4 eşittir 12x. Oluyor mu? Burası da 1 kere 1 kere 8. Bu da 8. Şimdi bunları bu şeyin eşiti, x artı 2'nin küpünün eşiti x üzeri 3 artı 6x kare artı 12x artı 8 arkadaşlar. Soru bitti. Bu kadar. Arkadaşlar, karışacak bir şey yok. Siz hani önce üstleri yapacaksınız. Ben bunu tane tane anlattım size, bak. Siz şunları bilmiyorsunuz. Tamam, işte bugün öğrenin. Bugün öğrenin. Bir sorun yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp, bak. Ben buna benzer bir örnek daha yaparım şimdi. Ne olacak ki, bak. Ne var ki yani, değil mi Yasin? Başka kimler bu örneği anlamadı? Ben anladım ki o. Söyle güzelim. Ben şimdi buraya aldım. Tamam. Bir benzer örnek daha yapayım. Tamam. Bir benzer örnek daha yapalım. Bak şimdi. X artı 3'ün küpü mesela. Bu az önceki soruya çok benzer, öyle değil mi? Tam sizin istediğiniz gibi değil mi? Şununla yapalım. Biraz da rengi değiştirelim. Tamam. Şimdi bak. Ben ne diyorum? X küp, x üzeri 2. Bunlarda bir sıkıntı var mı? Azalan kuvvetler cinsinden aşağı doğru yazdım. Şimdi öbürünü aşağıdan yukarı yazıyorum. 3 üzeri 3, 3 üzeri 2 tam tersi. 3 üzeri 1, 3 üzeri 0. Buralar çarpı oluyor. Ve 3'ten dolayı katsayılar ne gelecek? 1, 3, 3, 1 gelecek. Tamam, bu kadar. 1, 4, 6, 4, 1. Evet, aferin. 5 olsa o zaman o şeyi devam ettireceksiniz. 5 olsa, hani şöyle söyleyeyim, burada yazayım. 1, 4, 6, 4, 1 dedik ya. 5'te bu sefer bu ikisi 5, 10, 10, 5, 1. 6'da 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1. Bu böyle devam ediyor yavru şeylenler. Tamam. Şuraları güzel yapalım. Şurası 20 idi, değil mi? Şurada 15'ti. Güzel yazdık şimdi. Evet, bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok. Şimdi çalışalım. Bak, çalışalım. Burada şimdi ok yapalım. Bak şimdi. Ok yapalım. Ha. Hadi bakalım. Şimdi bu ilk satır neye eşit? Bunu uzun uzun yapalım. 1 kere x küp kere 1 eşittir x küp. Oldu mu buraya kadar? Arkadaşlar, yazılı da mecbur böyle uzun 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 uza diye böyle yazmak zorundasınız. Neden? Çünkü yazacağınız her şeyden puan alıyorsunuz. Ola ki cevabı yanlış yaptın, 10 puanlık soruda en son kısım yanlışsa 9 puan alırsın. Kaldığımız değerden devam edelim. 3 kere 3, bak, 3 kere x kere x kare 3. Bu ne? 9x kare. Sen bunu söyleyemiyorsun. 9x kare diyemiyorsun. O yüzden bir satır fazla yazıyorsun. 3 kere x kere 9. Sen 27x diyemiyordun. O yüzden bir satır fazla yazıyorsun bu soruda. Yapma Ayşe, bir şey yok kızım burada. Şimdi bura neye eşit? Sen burayı söyle abi. Ney bura neye eşit söyler misin? Bir çarpı.
1 çarpı 27. O da 27. Valla ben böyle yolda geçerken gelmiş böyle 27 böyle. Kız 3 üzeri 3 neye eşit? 3 üzeri 3 neye eşit? 3 üzeri 3. Söyle delikanlı sen. Ya 3 yani cevap 3 arkadaşlar. Tabi. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 3 27 eşit. Mesela hani konu açılmışken söyleyeyim. 4 üzeri 3 nedir? Burada kral 3 köle 4. Ey 1'e 4 kendine 3 kere çarpın diyor. 4 kere 4 16 ya. Bu da 64'e eşit. Yavru celeler. Anlıyor musunuz? Sonra bakın 2 üzeri 20 neye eşit biliyor musunuz? Hı? 1.048.576 arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Geçtik oraları. Bak buraya. O halde bu sorucukun cevapçığı bak buraya. Bak. X küp artı 9x kare artı 27x artı 9x kare artı 27x artı 27. Şimdi burada takıldığımız bir yer var mı arkadaşlar? Üf, bir daha yazalım. 9x kare. Gel buraya yanıma gelsen. Ben mi? Gel bakın buraya. Evet bu şekilde bitti. Sor delikanlı. Burada artı olduğu için buraya artı koyduk değil mi? Evet, çok güzel. X artı 3'ün küpü dediği için buralar hep artı oldu. Eğer soru bize arkadaşlar x eksi 3'ün küpü nedir deseydi o zaman bak ne yapacaktım? Artı eksi yazacaktım. O zaman x küp eksi 9x kare artı 27x artı 27 diyecektik ve bitecekti. Bu kadar. Anlıyor musunuz? Yani hiçbir sıkıntı yok bakın. Hiçbir zorluk yok. Efendim Buse'cim. Nasıl yapmıyorsunuz? Kızım. X artı 2'nin karesi nedir? Bak şimdi. X üzeri 2, x üzeri 1, x üzeri 0, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0, 1, 2, 1. Bunları pay yan yana yazmışım. Ha alt alta yazmışım. Aynı şey. Şimdi diğer öğrenen arkadaşlar bunları yan yana yazıyor. Mesela x kare, x üzeri 1, x üzeri 0, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0, tak. 1, 2, 1 diyor hoba. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4. Şimdi bu bölümcü de, bak şimdi. Buradan x kare artı 4, x artı 4, aynı şey bu ikisi. Aynı şey yapıyor, bu daha kolay. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Burada şu yan yana yazarken işlemler karışabiliyor. Evet. Onu bildiğim için böyle alt alta yazıyorum. Böyle alt alta yazıyorum. Yani şöyle özetleyebilirim. Tek öğretmen for you. Bu ne demek? Sizin için. Hocam. Bak.